sizlere bu derste biraz kullanacağımız destekleri tanıtmak istiyorum. Başka bir stilde yoga uygulamanız olabilir ve çok fazla destek kullanmıyor olabilirsiniz. Belki otururken arada bir işte meditasyonda belki destek alıyorsunuz. Ama Yin Yoga'da oldukça fazla destek kullanıyoruz. Bunun farklı amaçları var esasında. Birincisi Yin Yoga uygulamasında anlattığım gibi Yin Yoga uygulaması pasif bir uygulama. Yani çok fazla kas gücü kullanmıyoruz ve eklem, eklemlerimiz birazcık daha esasında e, hassas bir yerde oluyorlar ve bu istediğimiz bir şey. Ancak o hassasiyet içinde aynı zamanda destekli de hissetmelerini istiyoruz. Dolayısıyla gerektiği yerlerde o hassasiyeti destekleyecek ve aynı zamanda da kasların gevşemesine yardımcı olacak şekilde destek kullanılması çok önemli. Şimdi burada belki hepsini görmeyeceğiz ama dersler içinde anlatıyor olacağım. Sadece derslere başlamadan önce yanınızda bulundurmanızın iyi olacağı e, birkaç destek... E, ...şeklinden bahsedeceğim. İlla bunlar olması gerekmiyor. İlla yoga malzemesi olması gerekmiyor. Öncelikle bir yastık <laughs> bahsedeyim. Yastık böyle uyku yastığı gibi yumuşak değil. Birazcık ağırlığınızı taşıyabilecek bir minder gibi düşünün. Bu Zofu yastığı. Yani içi biraz gren, grenle. Yani biraz gömülüyor. Aynı zamanda taşıyıcı özelliği daha fazla. Böyle olması gerekmiyor. Bir minder, hani böyle çok fazla gömülmeyen bir minder de gayet iş görür. Onun dışında onun büyük kardeşi. Ee, biz buna yogada bolster diyoruz. Böyle daha e, uzunlamasına e, ve birazcık daha sert yapıda bir yastık. Bu kadar büyük olmak zorunda değil. Şekli formu birazcık farklı olabilir. Gene kanepenizde bulabileceğiniz kanepe minderleri iş görebilir. E, ve baktınız böyle minderiniz yok evde olabilir. E, her zaman battaniye ya da havlu kullanabilirsiniz. Amacınız hem birazcık yumuşaklık versin, hem de aynı zamanda e, tamamen gömülmesin içeri ki size destek sağlasın gerektiği yerde, yükseklik verebilsin. Dolayısıyla her ikisi yoksa da gene böyle battaniyeler, çok kaygan kumaşı olmayan e, çeşitli battaniyeler üst üste katlayarak düzgün bir şekilde yükseklik sağlayabilirsiniz. Şunlara mesela burada birkaç tane, iki tane battaniye var sadece katlanmış ve ezdiğinde Aynı yüksekliğe neredeyse yaklaştığını görebiliyorsun. Daha fazla kullandığında daha fazla yükseklik elde edebilirsin. O yüzden hiç yoksa eminim evinizde bir battaniye, büyükçe bir havlu bulabilirsiniz. E, battaniyeler çok kullanışlı çünkü şeklini değiştirebiliyorsunuz. Farklı şekillerde katlayabiliyorsunuz, rulo yapabiliyorsunuz, uzun, uzunlamasına kullanabiliyorsunuz, daha küçültebiliyorsunuz gibi. O yüzden elinizin altında hiçbir şey yoksa bile bunlardan mutlaka bulunsun. Sonra kullanacağımız diğer bir şey Evde birazcık daha belki sizi e, araştırmanızı zorlayacak bir e, obje olarak Yoga Blue'dan e, bahsedeyim. Bu çok gömülmesini istemediğimizde özellikle daha fazla destek versin. Yani bulunduğu yerde tutsun bize Çok gömülmesin dediğimiz zaman kullandığımız bir destek. E, çok kullanışlı olabiliyor, edinebilirsiniz. Bu birazcık daha tahta değil de böyle mantar bir blok. E, daha böyle yumuşak malzemeleri de var. Tahta da kullanabilirsiniz. Varsa tahta bir kutunuz, e, yumuşatmak için üstüne bir battaniye koyarak kullanabilirsiniz gerektiği yerde. Ya da bir e, kalınca kitap olabilir. Ama tabii kitabınıza zarar vermek istemiyor olabilirsiniz. Bu ölçülerde olmasa da aşağı yukarı bunun gibi daha ince olur, birazcık daha yüksek olur. Kendi bedenize göre e, uygun yükseklikte bazı şeyler bulabilirsiniz. E, birazcık daha bulması zor. En azından belki bir yoga bloğu edinebilirsiniz kendiniz için. Diğer bir destek malzemesi, kullanışlı, çok. Yoga kemeri ama yoga kemeri olması gerekmiyor. Esnek olmayan herhangi bir malzeme kullanabilirsiniz burada. E, deri gibi sert malzemeler olmasın, kumaş. Eğilebilir, bükülebilir ama esnemeyecek. Çektiğinizde dirence dayanabilecek bir malzeme olması yeterli. Bunun için uzunca bir peştemal kullanabilirsiniz. Çok sevmediğiniz bir flörünüz olabilir. E, birazcık uzunluğu olması iyi. Gerekebilir çünkü bu uzunluk. Çok kısa olmayan bir şey. Bu da yanınızda bulunursa eğer çok faydasını görürsünüz. Yapacağımız derslerden bir tanesinde böyle bir e, kemer kullanıyor olacağız. Ve gelelim son dinlenme pozu için özellikle kullandığımız göz yastığı. E, bu biraz böyle içi e, malzemesi e, ağırlaştırılmış. Yani kuş tüyü değil içinde işte levanta taneleri ya da e, böyle taneli parçacıklar olan bir yastık. Bu bazen restoratif çalışmalarda da kullanılıyor. Hafifçe ağırlık yapmasını istediğimiz yerlere koymak için. Ama esas özelliği gözlerin üstüne konarak... ...gözlerin ve yüzün ve dolayısıyla yüzle beraber... ...esasında tüm bedenin rahatlamasına yardımcı oluyor. Özellikle anksiyete, stres ile karşılaşıyorsanız... ...yaşantınızda ya da uyku sorunu çekiyorsanız... ...çok yardımcı olabilir. Küçük ama etkili bir destek. Ama hiç olmazsa yani... Göz yastığınız olmayabilir, kemeriniz olmayabilir, işte büyük yastığınız olmayabilir ama yastık ve battaniye ya da havlu gibi bir şey mutlaka yanınızda bulunsun ders için. Ve şimdi e, bir arkadaşımla beraber size desin en önemli noktalarından bir tanesini göstereceğim. Derslerde de anlatacağım ama burada birazcık daha e, detaylı bir şekilde bakalım diye ışıkçım. En önemli destekleyebileceğimiz yer. Bir sürü şekilde destekleyebiliriz bedeni. Pozun etkisini yumuşatmak için, pozun etkisini arttırmak için. Ama kullanacağımız en önemli yerlerden birisi gerçekten bedenin kendisi için iyi olan pozisyona yerleşmesini bulmak için kullandığımız destek. Ve bunun en önemli yerlerinden bir tanesi de bizim leğen kemiğimiz. Çünkü Yin Yoga'da çoğunlukla pozlar yerde ve temelinizi oluşturan yer genel olarak leğen kemiğiniz olacak. Dolayısıyla leğen kemiğinin konumunu birazcık daha detaylı bakalım burada. Şimdi ben rica edeceğim ışık bu tarafa doğru dönüp bir kelebek şekli dediğimiz ayak tabanlarını birleştirecek. Okey. Ve şu anda desteksiz olarak nasıl oturduğuna bakıyoruz ve bel kavisi normalde ayaktaki nötr kavis değil de Dışa doğru hafifçe bükümlü. Çok değil hani çok rahatsızlık duyan birisi olmasa da pozun içinde rahat kalabilmesi için ve omurgasının bu yapacağı pozdan en iyi faydayı sağlayabilmesi için biraz yükseltilmiş olması ona çok fayda sağlayacak. İlk başta bir bulunduğu yerden hafifçe omurgayı yuvarlıyor öne katlanıyor bu bir öne katlanma pozu çünkü ve ben birazcık daha geri bükülüyor. Bu kötü bir eğim değil ve şu anda ona rahatsızlık vermiyor olabilir ama gene de ağırlığın birçoğu burada bel umurlarına biniyor. Oysa leğen kemiğini desteklediğimizde bir de ona bakalım. Hafifçe doğru ve kalçasının altını böyle yüksekçe bir yastıkla destekleyelim. Bu illa bu kadar yüksek olmak zorunda değil. Belki birazcık daha az bir destekle de gayet rahat ediyor olabilirsiniz. Ve e, buraya koyduğunda bacakları da yerden yükseliyor. O yüzden bacaklarını da yanlarını blokla değil de battaniyelerle destekleyin. Birazcık daha yumuşak olsun. Blokla da destekleyebilirsiniz eğer ki gerçekten bacaklar aşağı doğru bastırıldığında özellikle yoğun hissediyorsa blok kullanın. Ama birazcık daha öyle eğildiğinizde bacakların daha hafifçe daha yumuşak bir yüzeye doğru ağırlaşması iyi geliyorsa ve dizleriniz incinmiyorsa eğer o zaman daha yumuşak bir şey birazcık daha hareket alanı verecektir size. Ve şimdi buradan Şimdi daha nötr bir kavis buldu, çok daha rahat ve leğen kemiğinden katlanmayı araştıracak. Yani sadece omurgayla değil de leğen kemiğinden bir parça öne doğru daha rahat gidecek. Ve pozlarda uzun süre kaldığımız için e, bu pozisyonun yer çekimi tarafından birazcık daha davet edilmesine yardımcı oluyor. Yani geriden bir yere uzanmak bir çaba değil de daha yukarıdan öne doğru bırakmak gibi düşünün. Ve burada bu pozda birazcık daha burayı rahatlatmak ve omurga kavisini de hem yoğunlaştırıp hem de pozda birazcık daha uzun süre kalıp etkisini hissedebilmesi için bir tane rica edeceğim. Kollarının altına, bacakların önüne bir destek alıyor. Aynen. Ve kollarını yaslayıp rahat ettiği kadar ileri yürütüyor. Aynen çok yoğunsa bu şekilde kalmasında hiçbir sakınca yok. Eğer ki rahat hissediyorsa belki birazcık daha bu sırt bölgesindeki uzamayı, streçi arttırmak için belki çeneyi de hafifçe içeri toplayıp başın ağırlığında bir parça bırakıyor. Baş ağır bir yer. Dolayısıyla burada etkiyi daha yoğun hissederken aynı zamanda pozun başında fazla geldiğini hissedebilir. Pozun başında belki, belki bütün poz boyunca, belki dirseklerini de koyup başı desteklemeyi seçebilir. Aynen. Ya da kollarını serbest bırakmak istiyorsa eğer, kolları yanda bırak, alnını destekle. Öne de bırakabilirsin. Aynen. Ve rahatlat. Bu şekilde desteklendiğinde ve pozu uzun tutabilme kapasiteniz arttığında, pozun yaratacağı etki çok daha derin bir şekilde ee, gerçekleşiyor bedende. Ve bu istediğimiz bir şey. Pozu uzun süre tutabilmeyi istiyoruz. Bu etkiyi arttıran şeylerden bir tanesi yin yoga'da. Ve aynı zamanda da ılımlı olmasını istiyoruz. Belki bir süre kaldıktan sonra destekleri çekecek, kendi ihtiyacına göre belki değiştirecek. Ve bu bir kalıp değil, farklı şekilde, farklı yüksekliklerde ayarlayabilirsiniz. Sadece yaratıcı olun, oynayın biraz Lego parçaları gibi desteklerle.